Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ahli YouTube, sizlar bilan men Oybek Qosimov. Bugun sizlarga mening ustozlarimdan biri, to'g'risi millennial sab adajmiyman, deyarli İlhom Begimqulov bilan avvalo video qilganda İlhom aka, assalomu alaykum. İlhom aka, endi ko'pchilik sizni kimdir taniydi, kimdir tanimaydi, ko'rmagan. İlhom aka, o'zingizni qisqa qilib Unda pasport olganday qilib bir tasvirlab bering endi. Bo'ldi, gap yo'q. 1987-yil tug'ilganman. Toshkent viloyatida, Bekobod shahrida tug'ilganman. Xos degan kichkina shaharchasida. Demak, universitetni o'qidim, bakalavriat, magistraturani o'qidim Oybek aka. O'zbek kombinat degan zavod bor, shu yerda ishladim 12 yil. Undan keyin biznes boshlab ko'rdim. Birinchi biznesimda uncha o'xshamadi, 10 ming dollar qarz olib boshlaganimda mag'lub bo'ldim Oybekka. Keyin ikkinchi biznesni qildik, tam 2 yil qarzdan qutuldik, zavodga borib ishlab qarzdan qutuldim. Yaxshi, 2 yil ishladim. Keyin shu bilan yana biznes qilgim kelib qoldi Oybekka. Endi qarz olib o'rganmadim-ku. Yana qarz oldim. İkinci biznesda qarz oldik, hamkorim bilan birgalashib qarz oldik. Xullas, ikkinchi biznesda 40 ming dollar minus kirdik Oybekka. 40 ming dollar minus kirdik. Va yana to'xtatdik ishni, bilim oldik, o'rgandik, boshqa qildik. Keyin 3-chi biznesda yana bir marta problem bo'lib qoldi, avariya yo'q qoldik. Avariyada yana 60 dollar minus kirdikda. Keyin biznesni o'rgandik, o'qidik, xullas, hozirgi kundagi yomon emas, zo'r. 5ta proyektimiz bor, bitta proyektimiz millionga chiqqan. 5ta proyektimizdan 2tasi zo'r ishlayapti, bittasi millionga chiqdi, 95% avtomatlashgan, Asia Consult. Ikkinchi kompaniyamiz Project. 70% avtomatlashgan, zo'r. Hozir xudo xolasa shu millionlik kompaniyani egasimiz Oybek aka. Zo'r komandam bor aka, akamizda. Bundan misol bo'lsin, Ilhom aka, mana hozir qarz bo'lib ketdi. Albatta 10 ming dollar dedingiz. Albatta 40 ming dollar dedingiz. Albatta avariya bo'lganda 60 ming dollar qarz ekardi. Nima deb o'ylaysiz? Nima sabab bo'lgan mashinalar qarz ekib yurish? Endi Oybek aka avvalambor hamma narsa o'zimizdan, hamma narsa o'zimizdan. Hamma narsalarni menga berilgan sinov deb qabul qildim Oybek aka. Birinchi marta 10 ming dollarga minusga kirganimda bu mening realni bilimsizligim bo'ldi. Bilimsizligim uchun sotuv bo'limini bilmaganim uchun men realni biznes yurgiza olmadim. Ikkinchi marta buxgalteriyani bilmaganim uchun biznes yurgiza olmadim. Uchinchi safar qiyin bo'lgan avariya bo'ldi, shuncha qarz kirib ketdim aka. Birinchisi bilimsizlikdan. Ikkinchisi, bu narsa hammasi sinov deb bildik. Xudo tomonidan berilgan sinov deb bildim aka. Sinovlarni yengib o'tdik. Keyin aka yana bitta narsani men tushundim. Bizneslarda shu Allohga sherik qilish kerak ekan. Men bu narsani oldin tushunmas edim. Men realni tushunmas edim-da, qancha foyda qilsak zo'rib ketamiz, boyib ketamiz deb faqat pul uchun harakat qilardim. Pul bo'lsa bo'ldi deydi, zo'r. Yani pul topish kerak, zo'r bo'lish kerak deyardim. Ko'pchilik aytsa menga, uncha haligi nima deydilar, ihson qil desa men uncha qabul qilmasdim Oybekka. Darmon nima kerak, darmon deb qabul qilardim. Keyinchalik tushundimki, ihson qilmasak chiqib ketar ekanman bir joydan keyin. Shu yerda shu xudoni sherik qilib, hamma ishni to'g'ri ishlagan ma'qul ekan. Shu o'z vaqtida ihsonlar berib, odamlarga shu yaxshilik qilgan sayiz baraka paydo bo'lar ekan. O'sha yerdagi xatolarim menga vaqt o'tgan sari shu yerdan ko'ryapman. Shu biznesni boshlaganingizga qancha vaqt bo'ldi? Shu biznesga kirganingiz. Hozir oxirgi marta oxirgi biznesni boshlaganimiz 2019-yildan boshlab plotmay boshladim. Chunki zavoddan chiqib ketdim-da men. 2019-da chiqib ketib boshladim. 2019-da 3 yil bo'ldi. 3 yil ichida millionlik kompaniya qildingiz. Inshaalloh. Mana ko'p odam biznesni boshlayotgan paytda qo'rquv bo'ladi. Endi biznes boshlaysiz, uni so'kadi, bo'lmaydi, qilishadi, bu qilishadi. Odamlar fikrini bildirishni boshlaydi. Va odamlar fikrini biznesni boshlashdan oldin o'sha boshlanmasligini tushunib qoladi. Sizda qanaqa bo'lgan? Siz odamlarga fikringiz qanday sizni odamlar fikri sizga qanday ta'sir qiladi? To'g'ri Oybek aka, biznes boshlayotganimda menga juda ham ko'p bo'lgandi.
o'sha birinchi biznesni boshlaganimda qarz olib ketganimda aka meni hamma atrofimdagilar negativ bildirgan. Senga emas biznes qilish, qo'y, bo'ldi, qo'y deb aytgan. Men ya'ni men qaytganman Oybekka. Atrofimdagi odamlar aytganda qaytganman. 2 yil biznes bilan shug'ullanmay, o'sha payt bilan 2014 yillar bo'lsa, men yana 10 ming dollar qarz olib qaytganman. Tashqi muhitda ta'siri hech kim kuchli bo'lmaydi, menga ta'sir qilgan. O'sha vaqtlari. Endi hozir qanday odasiz aka, hozir menga o'sha vaqti. Umuman qisqarmas hozir. Odamlarning gaplari, odamlarning qandaydir erisha olmaysan degan gaplari menga qisqarmas hozir. Men o'sha e'tibor bermay qo'yganman. Faqat maqsad bor. Maqsadga qarab komanda bilan ketaveramiz aka. Ishimiz halol, to'g'ri ishimiz. Hozir gundagi 10 mingdan oshiq insonni talab qildik aka. 100ga yaqin kompaniya avtomatlashtirdik aka. Bu degani kuniga 100lab insonga bizga rahmat aytadi. Bizga qolgan narx fikr uncha qizimasdi aka. Sağ olsun. Tasavvur qiling. Ilhom bergan bo'libdi. Hozir mana ishdan chiqsa telefon qilib sizga bankrot bo'ldi, sizni ishlarsiz qolmadi, 100 joy. Hali o'zi yo'q, yo'q bo'lib qoldi, nimadir sabab bilan. Xudo ko'rsatmasin, endi tasavvur qiling. Nima qilgan bo'lardingiz hozir birinchi qadamlaringiz? Ilhom bergan bo'libdi, bir sim plus qolsa nima qilgan bo'lardi? Ha, komanda qoldimi, qolmadimi? Bir sim pulsiz qoldingiz endi, boshqa hech narsa qolmadingiz. Ha, Oybekka, agar nuldan boshlasam, hozir nuldan boshlasam aka, birinchi komanda yetgan bo'lar edim. Hozirgi Aziz Consult million dollarlik holatda bu komandani hisobida. Men nuldan boshlasam agar, men birinchi o'rinda g'oyani yozib, komandani yetgan bo'lar edim. Lekin komandani boshqarishga puling yo'q degan savol bo'lar aka. Pul yo'q-ku komandani boshqarishga aka. Men aka biror bir korxonaga borib, sotuvchi bo'lib ishga kirar edim. Priyam sotuvchi bo'lib ishga kirardim. Bu bitta korxonaga borib, men qarar, sen korxonang shunaqa narsa sotayotgansan. Meni ishga ol derdim. Yo'q, pul bermayman desa, pul kerak emas menga. Men natijadan oylik olaman sendan. Meni ishga ol realni. Mayli oling berman. Men natija qilaman, sotaman, biznesingni rivojlantira beraman. Keyin foydadan 1%, 5%, 10% berasan deb aytardim, deb real ishga kirib olardim. Ofisga kirgizmasa ham kirardim. Mayli ko'chada yursam ham mayli. Lekin natija ko'rsatib aka pul yig'ib olgan bo'lardim. Yig'dim pulim menga, boshqa yerdan komandani yig'aman, komandani bilan davay, 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 davay boshqa yerdan chiqib olamiz aka. Aka bir marta, ikki marta chiqdik-ku. Yana chiqamiz-da endi. Yana biznesda komanda rol o'ynaydi. Aka juda ham katta rol o'ynaydi aka. Men rasmiy shaxsiy alimdan ko'rdim, komanda aka juda ham kuchli. Ustoz bilasan aytdi, sen deyapti, qayda Oybekka men shuni tushunsam tushundim de, sen deyapti chempion bo'lma deyapti. Lekin chempionlar komandasini yarat, o'shanda chempionlar komandang bo'ladi, qarang. O'zimiz chempion bo'lganmiz uzoqqa borganda aka. Uch chempionlar komandasini yaratsak aka, masal aka. Jonni sog' bo'lsin. Xo'p, bitta fikr. To'g'ri, men ham shunday fikr bo'lgan. Qancha ko'p ishlasang, shuncha ko'p pul topar ekansan. Nima bo'lasiz? Odamzod ko'proq ishlasa, boshlasa ko'proq pul topadi. Oybek, yaxshi savol bo'ldi. Kechagi voqea. Kecha Oybek, birinchi kompaniyamizda Asia Consult'da hozir direktor ham qo'yilgan bu kompaniyaga. Men real ishtirok etmayman. Oldinlari komandadan tusguncha aka men real ishlaganman. To'g'risini aytaman, faqat uyga uxlagani bo'lar edim. Va komanda tuzildi, sistemaga tushdik-ku. Hozir men kecha yig'ilishga kirsam, aka yig'ilishda menga so'z berishmadi. Ya'ni men kerak bo'lmadim yig'ilishga. O'sha kompaniya direktori bor, hamma xodimlar bor-da, meni ishtirokimsiz kompaniya yurib ketyapti-da. Men ko'p ishlamayapman, ko'p bilim olyapman Oybekka hozir. Oldinlari men o'ylardimki, men xuddi shunaqa o'ylardim Oybekka. Qancha ko'p ishlasam, shuncha ko'p pul topaman, qancha pul topsam, shuncha baxtli bo'laman derdim. Aka, unaqa emas aka. Hozir ko'p ishlamayapman. Ko'p bilim olyapman aka. Aka, realni bilim olyapman. Kitob o'qiyman, sportga boraman zalga, cho'milishga boraman bassenga, bola chaqam bilan vaqt o'tkazaman, ota-onamga boraman. Aka, ishlamayapman. Ko'p pul topish uchun ko'p ishlash kerak emas. Ko'proq komandani shakllantirib, komandani shakllantirib. Bilim olish kerak ekan, Oybek, komandaga yo'l olish kerak ekan.
ko'p ishlash kerak emas ekan. Xo'p. Kambag'al degan insonni kim tushunasiz? Boy degan insonni kim tushunasiz? Oldinlari men o'ylardimki, oybekka boylar bu yomon insonlar. Boylar boylikni halol yo'l bilan topmaydi. Kambag'allardan boylikni olib qo'ygani uchun boy bo'ladi deb o'ylardim yoshligimdagi. Men real yoshligimda shunaqa deb o'ylardim. Hozirgi paytdagi fikrim qanaqa? Hozirgi paytda shunaqa o'ylaymanki, to'g'ri ishlamasang, halol bo'lmasang boy bo'la olmaysan deb tasavvur qilaman. Chunki hozir mana ko'rgimiz barcha boy badavlat insonlarki, ular ya'ni halol, ya'ni toza, odamlarga foyda keltiradigan insonlar boy ekan. Kambag'al insonlar deganda men kambag'allarga hurmat qilaman, lekin ular bilimi uchun ishlamaydi-da ko'p holatda. Ular faqat fizik ishlaydi. Faqat fizik ishlaydi, 8 soat emas, 10 soat, 10 soat emas, 15 soat ishlaydigan insonlar bor-da, aka. Mana o'zimiz mana Rossiyaga borib ishlab qo'yganmiz, boshqa qilamiz, aka. 2 smena ishlaydi, aka. Faqat uxlaydi uyga kelib. 2 smena ishlaydi. Lekin boy bo'lmaydi, aka. Boy bo'lmaydi. Faqat kalla ishlab ketdim, ular faqat oyoq qo'l. Oyoq qo'l. Zo'r ishlatadi oyoq qo'llarga. Mashhur zo'r ishlatadi. Lekin kalla bo'lmaydi, ishlaydi. Kalaşlar mutlaka. Dedi dum dum dediğimiz var ki. Şimdi hazır bir de YouTube'a koyamaz video dum dum desek daha adamlar bir dum dum dedik de baksın. Ben de dum dum insan iletik yazdırdı. Bana söyledi. Akıllı insan başka Allah hareket yapabilirler diyor. Kim kendi yazmış bu uzun dediğim oldu dostlar. Bence kızı hakikaten yazıp böyle kemintleri siz Maşallah diyor siz beliyorsunuz ya ki ne yetiş olsun diyor siz öğrendim. Sonra işte öyle sıra doğrusu. Bu akıl evlet de o. Doğ. Ben öyle göreyim. Şunca biznes kadar, şunca bir top deyiz. Siz hazır bir payda bu dünya için bir top deyiz mi ya ki ahanet için bir top deyiz böyle deyiz. Shu joyda bir narsani yaqinda tushundik Oybekka, o'zimiz ham yaqinda tushundik. Olganimiz bizniki emas ekan, berganimiz bizniki ekan. Qancha ko'p odamlarga foyda bersak, shuncha bizni oxiratimizga foyda ishlar ekanmiz. Qancha ko'p bersak, berish deganda ham pul nazarda tutilyapti, ham bilim, ham imkoniyat. Hozir kunda Oybekka 300 ta komandamiz bor. 300 ta inson aka oilasini boqyapti. 300 ta odamni har birida 500 tadan 5 tadan odam bo'lsa oilasidagi turgan 1.5 mingta odam mana shu kompaniyadan qozon keltiryapti. O'shaning uchun shuncha inson menimcha duo qilishyapti. Shuncha yaxshilik bo'lyapti. Bu shuncha qovatga ishlarimizni savoblari kelyapti. Bu menimcha to'g'ridan-to'g'ri oxiratimizga foydasi kelyapti. Ajoyib savol bo'lsin. Hobiye zor savollar. Tabii ki ben de hep sizin savollar ege. Yani. Mayda mayda. O siz de mayda boyluysa ege. Ben şu ahirette oylaş mavzusu kaçan yedip geldi sizge ege. Ben siz 3 yıldan beri ben hemen ege. Kaçandan beri ahirette oylaydı gen boyluyuz ege. Kim torus fakat kes derdin ege. Torus ne diyeyim ben? Hoş ege. Oğlan oylardın bu kadar işte. Hazır. Hani şu ahirin bir ustaz dersinden ki. Ben şu dersinden çukurra oylayayım siz başkanım. Sebep, tam ondaki yol karakalı bir yeni yani çukur açıyorum yani. Ve şimdi işte bu hayatta köprü tapıştan asla geçiyorum yani. Hala gençlik bir tapıştan zor değil hayatta. Belki de tıkılıyor, aynısı. Burası Allah taşıyor sonra da şimdi bir yer dedi gelsin, yakışık niye yakılıp bir durar gelsin. Bu para nasıl bir yer gelince bir yeri bulur. Bu bakın doğrusu yani. Yeni kızın var, bu dünyayı pul kalıyız, bu dünyayı pul kalıyız. Lekin verilgen türler kança faizimiz ahiretli kalıp geçirse mi sizinle bağlı kalıyız? Neşte darak ekideyiz. Neşte insanın hayatını sağlar kalıyız. Neşte bananı operasyasını sağlar kalıyız. Neşte insanı ürettirip toy kalıyız. Neşte an ilgini kuş üyesi yasak tutturup, azı doğrusu etkili, kuş üyesi yasak tutturup.
Şu yerlerde esatlayıp, indiğinden o zaman şeyler koyup, böyle manya tekisi cahilerle konuşmak için. İşte onun hayatı, hatta ki işte kuşu gelsin diye. Aile kurup, farzatlı bol işken yoldan verir, doğru söylerse. Yani bu ahiret investisyonu. Doğru sanki investisyonu fakat bu dünya olur. Biz bu tamamen yani investisyonu alıştırıyor. Ay belki kaç ondan şuna başladınız? Yani de aldığından şuna kovuma geldiniz. Bir çizgisini ayet edince kadar. Eksal barıştı, öyle bir düşünüyorum. Mesela 3 yıl evvel Saygın'a davranışlı, türlü başka açıdaydı o gün geldiğinizde. O şartlarda Saygın'a davranışlı, ondan o şartlarıyla bir uzamı diye ben. Uzun türlü başka açıdaydı o için adım Bali ettiğimde onlar da o diye yaparız. O şimdi düşündüm, ustaz bizge etti. Gel babacım sen para sende de 10 faiz ortalığı diye toplaysan ki yani. Meydanın bir tane bu. Hakikaten de ben sağ konuştum başına gelip paylaştım. Belki de şurada mucize hayran buluruz. Pül verersiniz, bir de pül kelen. Şey misiniz? Pül veres pül kelen. Yahu belki püllü alıp, inşallah ben şu püllü alıp, hazır şu insan gibi varıp, bir hemen, ben şu insan kıyneli yaptırdı. Hali niyet kıldıysa halas, niyet kıldıysa. Yerdeki indiğin konuşma şu pülü, niyet kıldıysa, niyet kıldıysa, sizge onu kesin herhalde şu öyle pül kelen. Sıra nasıl onu bir doldurup ya? Siz çocuk ağır bir iş görüyor fakat niye yaptığınız kalır? Ben şu dersen de dedim ki niye doğru kılıp ağır verensiz, olasız, verensiz. Lakin vermezsiz, ben bu politizleri türlü boş etmezsiz, kengi türlü gitti. Doğrusu. Bu iki yer bir üç yıl oldu. Doğrusu da böyleydi. Yakında bir ders sınıf okuldu. Hani su bittiğinden ki, ben niye? Böyle bir tip okulup. Ben iş bilesem, o bilesem dedi. Ben de Allah bile belli işleyim ve belli işleyim dedi. İstitse kalemem, öyle de veremem. Sen, sizler dedi, subjektif ayetken de, sizler dinde ne hap olasılar. Vah! O şimdi ben, şimdi grubu yapar mıydı bu? Hemen bu, Allah bile oynaşma mıydı? Aynısı din bile oynaşma mıydı? Ben ki, ben yakaladım. Vallahi yaş görmedim. Ve ben Allah seyredim. Ve Allah da ümün çıkmadım. Demek ki sen diyordun. Demek ki çünkü bu dünyada dünyayı kereken verdiğimizde bize akükelerimiz, zikerlerimiz böyle. Bunlar 350 milyon tane mi, 25 milyon tane mi, neçin milyon tane böyle. O şey milyon tane uzun kurban kılardım ben bu dünyayı kereştim için. Allah menge hayat verirdi, o 350 milyon tane akükelerimi verirdi, menge hayat verirdi. Mən üstü tuğuk kızar işler, tuğuk kızar ananın üstü. Mən en kızı var, məndək Aybek Pasirov. Bitti məndək bəz, Lüboy diyərli, o şey, YouTube koreken biz, onun dərşəni YouTube koreken biz, ama yəgər, onda da insan başlığı yok. Və hər birimiz individual adlı dünya yerən. Yaşı görəm, fakat niyyəti doğru qısız, şu pəlgəcə Allah demin qədər şükürlər olsun, nəməyi ki arzu qıyan olsun, həməsi gerçək. Ve hazır ki payetliğe nimi ki orzu okulup sorarsa, sıra zübeyler. Peki, yok payetliğe sakkanı kılışın, bu kılış yapız. Ya Allah, nereye gidip sorarız? Ben de, rahmet etsin, yani tek olmaz. O zaman ben indirim yok dedi. Oy be, oy kız yaptı hala. Oy ayeti böyle tüm subjektiften ki ona kaldı da yapsın. Oy be, bir şey tırtma yaptı. Ahirin payetinde bir yılda, ben çok daha hasım geliyordu da, Uzbekistan'da ya, bana Kürtüncü Türkiye'ye, bana Rasil Devletleri'ye çıktığımızda, Kur'an'ımızda bana biznes trenerlerine. Yani kodda adamla fayda alattı. Ahirin bir yılda Uzbekistan'da yani bu nesil rojlanıyordu da. Çünkü hem Kürtçü'ye çıkıp bilim verişi başladı. YouTube'dan, TikTok'tan çıkıp bilim verişi başladı. Yani ben biraz hasım geliyordu. Çünkü uzunluğumuzda ben ülkelerimiz, ciğerlerimizden kirip, kürşü başladı. Ne kadar adamlardı. Bana ben cüleyim ki uzun yetibar verildi insanlar var. Bana Muhammed Ali'ye, Ümit'e, Ustaz'a, İbrahim'e gelirdi. Yani boş vakit var mı? Sıraz kiramız değil ki. Çünkü bu nasıl diyor? Demek koy, koy iştahımız değil. Lekin, ben şu subjektif videosundan giyin, adamlarda düşünce payda bol yaptı ki, demek bunlar da kürşü giremezsek yani diye düşünce payda bol yaptı değil. Ne kadar böyleyse ki şu hal atıksız. Bu, biz de rojlanışımızda tasavvur yaptı mı bu? Yok gibi ahir git yapmasınız. Şimdi Allah daim işte ilimle tarif atıldı ki ve ilimsizliği tarif atıldı.
üniversiteyi talep atıp olan insanların cevabı Allah kız cevap verdi. Onu ben biliyorum, hani cevap verişim, Allah kız hap verdi dersen. Şimdi Pakistan'ın ekibi kendimiz, bu okşa yaptı mı, okşama yaptı mı? Bunu infolottu boğaz. O dostlar, kaysi bir lehinci biz infolottu boğazız. Subjektif davet yakalışlarımız bu, tabiiniz. Infolottu boğazsan yazıp değil mi olsanız şu arada? Doğru, az yaşlıyorum. Doğru, hakikaten yavaş görüyorum. Doğrusu. Bir de neresi? İnfo, loktuvası geldi, o zaman demedik yani. Yani, sen ne akıllıyorsan, informatik satıyorsan, informatik satın, darab akıllıyorsan, şu. Bitti, bitti, şakirdik geçeğiniz çıktı. Ben telefon ustasım ben. Ben telefon ustasım ben. Şunu, ben satsam buladı mı, ilim dedi. Mayıttı olduğunuz zamanlarda uzak etmeyelim, 5-6 gün. Hazır bir payda kaç kişi ölür diye düşünürse bu. Şagirt olasız. 5 yıl en nesini görsettim haliki şagirtte. Suğunu sonra bir çarada ömrünü kıskardırın ki bitti 24 yaşa. Bitti Royal vardı. Bitti Kossov buldu. Ustaz, ben şimdi usta buldu. Mal söyleşti, koy söyleşti, hem yolda bildim. Ben git cevap vereyim, fatah vereyim gereken ağzı tuttu, sınayı verdim. Sveti açılıp, tak tak! İşte sveti yoksa, baltan bitti, cari görüyor. Kuttu şimdi böyle kuru bir alsayım, ben gittim. Ben sana cevap veremem. Aynen. Hani yine, şimdi Koran hocayla görmedim, baltan bitti, cari görüştü. O ara, 5 yıl haliki bana şakın dolanıp buraya gitti. Her zaman günlerle bitti cari görüştü. Karanlığı, gözlüğü yoktu buraya gitti. 5 yıl ekme üstüne diye ne yaptı sanki cevap verenetti. Ve o işe köylerle hani kalıp bitti cari görüştü öyle demedi. Ve bana ne yapıyor? Böyle bitti. Bu ne kadar ki? Böyle bitti. Arkadaş yaşı böyle demedi. Bu dünyada olduğu zamanda ki şakın stazı aldığı kendini gelmedi 3 yıl hızmak kalıp hizmet veriş gerek. Hazır zaman işte başkaçada. Hazır. Buna göre ki türlümü bir umurini kıskarttırdım. Ben de ustaz sizge 500 dolar mı, 100 dolar mı, 50 dolar mı, 1000 dolar mı? Ben de şu hınarizi tez zor geldiğinizi bu pürünü alken insan birinci de merve miktarda işte bir iki işletme yaptı. Merve miktarda pürünü alıp ve ilimini tezine almaya. Biz rahatlıklar doğru getirelim. Hazır zamanda şuna imkanet var. Siz farkı yok. Sartalaş mısınız? Kas sat mısınız? Telefon ustası mısınız? Maşineler ustası mısınız? Elektrik mısınız? Kolinizde kendinizin hüneriniz var mı? Şu hüneriniz size bir imana ifade etmez mi? Siz buradın. O şey iliminize, uzayız ömrünüze kaldırmayın. Şu var iş gerek. Şu var iş gerek. İlim Allah peki. Biz fakat onu tarikat veriyoruz. Biz fakat onu tarikat veriyoruz. Ne gerek var? Bunu yok aldırıştık. Bundan göre pürünü alıp, yani sizden ustaz şagın demez koyun gereken, yani sizi gelirken, işte ben muhtarda tutulurken siz ve siz şu 5 yıl, 3 yıl içinde olan ilimliğinizi maksimal derecede yetibarlı kadar kol yapıp edersiniz. Sizi 6 ay, 1 yıl polis işine gelirken sizi o şey hazır yönlendireceğinizi 3 yıl, 5 yıl ömrünü sarıklı edin. Sizi o şey 10 bin, 20 bin, ben ilim gibi 200 bin dolarını aşkın sarıklı var mısınız? Doğrusu. Şikayet yani. Doğru şimdi bana öyle 5 bin, 6 bin dolar mı sarıklı edersiniz? Şikayet ama yaptı doğrusu sanki. 300 bin dolar sarıklı edersen, kay arzınız 400-500 dolar gel, genç bir yer, sizi alıp şey diye. Bu vahşi orjı olsun. Yani ben cidce dolar alıyorum orada, doğrusu, zor sorayım ben. Ey Hamengi, ben zor sorularla bak, sizi yazma geldim. Oy beyken, ben şimdi vakiyelerden giyin, cüde yapıyorum çelik, business training'de kasatıp video kurardı dedi, TikTok'ta, Instagram'da kurardı dedi, vaktim şundan tablardı. Hazır bana başı subjektif videosundan giyin, kurup çelik üniversiteler kurmasından, yine TikTok'a linkin linkine kaydeder ki. Görüş olsun, korkuyorsun. Ya TikTok'a kaydı der ki, hani ki kızlar çıkı yaptı, yarım yanımda çıkarttı, likin kadar yaptı, hem o şey gitti der ki yani. Korkuyorsun abi. Kendi deyip küçüğü yerde gittik mi diye ben de öyle ki abi.
Şimdi kaç yapıp gitti bilmiyorum. Ben hoşlanan insanlar bir tavsiye ederim. Bu videoda görebilen tam bir kitle insan görüyorum mesela. Eğer hapı olmayla ilgili şu gibi görebilen mesela tam ne getirdiler. Ben göre ne kadar videoyu gördüğünde, aynı aslında lotu azı, ben şey gördüğünde. İlteki sizge bana İhsan barıştı mecburlaşırdı. Otanet duasını alıştı başı. Ben şarkıların ayağını yürüdüm ben sizin gün verdim. Otanet'in ayağını yürüp op diyeyim ben, peçenin teyiz diyeyim. Duasını al diyeyim ben, bu iş tıkayınız gibi Türk köpeği getirdi. Ben herkes siz. Şu iş tıkladıysa Türk köpeği getirdi doğrusu. Ben şu iş tıkladım. Yürüdüm diyeyim ben, pazarına çıkıp toplu satıp yürüdüm. Ben şu iş tıkladım, Türk köpeği getirdi. Türk köpeği getirdi, sanat dışı başı yok. Sanat dışı başı yok. Hala ki maşınları altı alıyorsun, böyle kaç yıl öder gelse olacak. Çünkü bu iş dönüşmezsen, mahallesinde başlayan ortada aspektin çözüleri, pasiyle bitti video çıktı yaklaşı. O şimdi böyle yaptı, o şimdi çıkıp bırakmaları var. Böyle görüşmeye konuşur. Evet, oldu, başlayan. Helal. Şimdi iki de gözüm var. Bu görüşmez. Hemen ki... Şu... Hemen yani kalbini... Kendi vakıya koyun, şu sizi cüdeye kattı hafa kılıp şu yerler tedbiyonu durdur vakıya koyun. Evet, size. Vakıyalar, bu durumu veriyle. Birincisi, birinci yıl ben kamandamı aradım. Kamandamı, giriş boşkanırsı iki ay veriyle, yıkan kamandam şu an barış boşkanırsı iki. Bir yıl hareket edip yürüyen kemandan önce bazı hataların ucun, bazı düşünmeyiciler ucun yıkan kemandan takar yürüyen de öyle ki ben riyan uçanı yerine gelmedi. Ben riyanı kemandan takar yürüyen de öyle. Bunda uzun oğul bana yıkanmıyordu ki eki bir gerçeğe peki yıkanıyordu. Eki riyanı yıkanıyordu ki ben yerine gelmem. Kırıp ben riyanı yerine gelmem. Şunca inanıp yürüyen kemandan takar yürüyen de öyle. Bu şeyleri ilk nasıl yandan takan kimlerdi? Şimdi hatalıyla bugün bizlere flörden hem şerayetten hem ülken ben şu ülkede ben hiçe mertleri yandım kendine geldim öyle ülken. İkincisi ne var ya bugün de doktorlara ettirdi sen de aldın gide yuramıysan dedi sen başka yuramıysan dedi sen yuramıysan aldın gide yuramıysan hemşe hastalık da yürüyorsan sen. Ben de cüdeyem tasarruf ettim. Ben olsun indi o şu 33 kilo genç yaşındı. Nayder ben de indi durumu çoğu kalamam mı dedim çünkü daha değil de. Riyanı ben de tasarruf ettim. Bir dağdağınam tuttu, farzatlarım tuttu. Gitti ikinci maddeyle bana dedi. Ben de riyanı üniversite tasarruf ettim. Ben riyanı diyor halimde. Farzatlarım kanat durdu de, ayağım kanat durdu de. Şimdi bu daim dönüşten sonra dedim ben Allah'a şükür, engel ayak atırdık diye. Doğru azgına çoğalanan bir sürekli ekibimizden hazırlıklı, uzunuz ayağımızdan diye. Hastaneye mi taşırdık diye ki? Hastaneye taşırdık, bunu kiyle ben hastaneye mi taşırdık? Evet. Bir de şehir gibi vardı, bir de hankarım var bu bey diye, uzunuz yoksa gençliğinden aldığı bir an. Riyan hastan taşırdık diye. Yoktu zaman, yoksa taşırdık gereği dedi. Taşırdık diye, yanımda durdu diye, üşülemeyene dedi. Menge suyanıp yürü dedi. Ben seni yanımda yürümem dedi. Sen yanımda yürümeysen her işe dedi. Yürümem dedi. Sen teşef hazır dedi. Eke şu bana teşef verdi dedi. Eke riyan yürüp gittik de eke bana. Daha bir şükür eke. Allah o kadar hamas kulağına eke. Daha bir şükür. Hayatta hangi hata kılgensiz? Evet, benim bu hata kılgensiz. Hayatta ben de sana aytaman olayı ki muvaffakiyet tecrübe neticesi. Tecrübe bu hatalar neticesi. Kaçan ki hatalar kısayıp tecrübe arttırır kendimiz değil. Tecrübemiz kubaysa muvaffakiyet erişken kendimiz. Ben de riyan hatalar köp olayı ki ben cüdeyim köp hatalıyım ben. Kuşa İnstitüt'ten başlayınken, zavut girişimden başlayınken biznesde kançalık hata kıldım ki, Meryem'de hatalar kıldım. Bu işe ahir yönette avaliye bugün günüm ayrıca benden kodda hata ödükendi.
avariya bo'lgan kuningga ham sabab o'zimda bo'lgan, o'sha ya'ni o'sha 200 ta odamni hujjat yonib ketdi avariyada. Shuncha pullar yonib ketdi aka. Mana ya'ni pul hujjat yonib ketdi. O'zimni kredit olgan mashinam va men urilgan katta Isuzu mashinasi ichida yuklar ham yonib ketdi aka. Xatoim mana aka. Shu proga shoberligi bersam bo'lmasmi dedim. Uxlab turib ertasi kun borsam bo'lmasmi dedim. Yo'q aka. O'sha yerda pul tushiga qoldi-da. Men vaqtroq boring, tezroq boring, ishim bitsin. O'sha ozgina bo'lsa ham foyda ko'proq qilay dedim-da aka. Ashinda ham sal bo'lsa ham bir ochko'zlik qildim-da demakman. O'sha yerda shuning o'rniga boshqalar aytsam bo'lardi-ku. Samolyotda bo'lsam bo'lardi. Yo ozgina pul berib shaxsiy olsam bo'lardi aka. Shu ozgina bo'lsa ham nima deydi bo'lardi. Saqnali deymiz, ochko'zlik shu xato yetdi demakman aka. Realni. Ana, aka chiqib ketdi aka. Avariya bo'ldi aka. Shuncha odam hujjat yonib ketdi aka. Uni vaqtdan ham qilishga aka. Men haligacha mana hozir kim eshitmoqchi, eshitayotgan bo'lsa aka, o'sha ota-onalardan butun O'zbekistonda men qashdi shu voqea orqasidan ko'pchilik tanidi. Men mingdan ming uzr aytaman, hurmatli o'rtoqlar. O'sha avariya bo'lib, mana 400 ta insonning hujjati yonib ketganda, 400 ta insonning hujjatiga vaqtdan qilishga qashdi mana 4 oy, 5 oy, 6 oy vaqtimiz ketdi. Agar yangi bu problemada men ming bor uzr so'rayman. Shu o'sha hozir kim ko'rib turgan bo'lsa, men ming bor uzr so'rayman sizlardan. Aybman deydi o'shanda. Men agar e'tiborliroq bo'lganim taqdiri bo'lmas edi. Shuncha narsaga erishdingiz, kompaniya qurdingiz, kuchli sizlarga qoldingiz. Shuncha narsaga erishgan insonning yana orzusi bor. Ko'taga. Albatta, ustoz 100 yillik strategiya qanday qildirdi esingizda bo'lsa. Aka tushmasdi. Birinchi biznesni qildik, millionga chiqdik-ku. Aka ishtahochilarga. Aka real ishtahochildi. Hozirgi paytda oldinlari o'ylardim, million dollar bo'lsa bo'ldi, bitta zo'r biznes bo'lsa bo'ldi degan fikrda edim-da. Lekin o'sha narsaga erishgandan keyin aka ishtaha boshqacha ochilar ekan. Hozir uchun bir qancha kompaniyalar ochish fikrlaman. Shu 100 yillik strategiyani yozib chiqdim oybekka. Yozdim. Strategiyam bo'yicha o'sha 30 yil, 40 yilda ota-onamga nima qilaman, oilamga, komandamga, hamkorlarimga nima berishimni yozib chiqdim aka. Aka orzularim erishgan narsalarimga qaraganda bir bilmayman, bir 50-60 barobar ko'proq hozir. Biznes to'yan o'rni qanchalar bo'ladi? Endi to'g'risini aytsam, aka juda ham katta o'rinlar ekan. Biznes to'yganda ota-onamiz bilan ayolimiz bizni qo'llab-quvvatlamasa biznes qila olmaymiz aka. Ular yana qo'llab-quvvatlash kerak ekan. Ko'pchiligimizda ayolimiz ego bo'ladi, egolab turadi. Qanaq qiyinchilik bo'lsa, ana aytganingizman sizga, bu hada baribir deb turadi-da. Unaqa holatda biznes qilish qiyin. Men ayollarga aytgan bo'lardimki, erlaringni er qiladigan ham, er qilib bir sherdek buzadigan ham yoki bir qaro yer qiladigan ham ayollarda. Agar to'g'ri motivatsiya berib, to'g'ri qo'llab-quvvatlasa, erkak kishi sher bo'lar ekan-da. Oybekka biz xohlagan payt pulimizni topib keta olamiz-da. Ko'p pul kerak emas-da bizga. Ko'p pul nima uchun kerak aka? Shu bolachaqamizga, ayolimizga, ota-onamiz uchun kerak-da aka. O'zimiz uchun aka nima joyda pul topib keta olamiz-ku. Demak, oilani o'rnaga man yangi katta deb bilaman. Shu darajaga erishishimizga ham ota-onaning duosi, ayolimni qo'llab-quvvatlashi, yon atrofimdagi insonlar menga juda ham katta yordam bergan. Ularsiz aka birdan seriyozda ham birdan aka bir narsa erisha olmaymiz. Ular ahamiyati juda ham katta. Oxirgi marta kimni kim nima qilib sizni xursand qildi? Oxirgi marta xursand bo'lgan aytsangiz, kim qanday nima qilib xursand qildi? Hozirgi paytda juda ham xursand bo'lyapmiz ijtimoiy tarmoqlardan oybekka. Ijtimoiy tarmoqlardan har kuni xursand bo'layapman aka. Chunki odamlar mana hozir videolar chiqaryapmiz-ku. Endi oson yo'lni o'rganib oldik, video chiqargan sanimiz, videomiz odamlar ko'ryapti-da.
kuru fayda olayaptı da. Videoları kuru bak ya, yani ayolları kurçu yaz yaptı da. Benim her zaman yürüdü attım şu nersenye. Ya hocayla bana bir yıkı gördüm, şuna kaldım da durup dua kılıyaptı ki. Ege ben de zor dua tasarım yaptı. Yani dua yaz yaptı ki, üç yapman ege. Yani turgen cahimden ege üç yapman de. Bak hangi mazzarlı ki? Yani üç yapman ege. Maşin arsa da ben de yani yok yaptı. Instagram'da, YouTube'larda yazışlar da ben de yok yaptı. Yani üç yaptı. Bu ben ege. Ege ikincisi ege. Komandamız ege. Yani muvaffakat girişi yaptı. Yakında bana bir de hadımız ege. Sotu bölümünde bir de hadımız ege maşine gidiyor abi. Biz kampanyadan mı? Kampanyadan maşine gidiyor aldı ege. Bu yüzden planlı becerim maşine gidiyor aldı ege. Ege yaman kursam oldum ege. Sağ olsun maşallah. Yani kursam oldum ege. Bu ara vatandaşı özümüz tapşırdık maşinemi. Ege 19 girgen kısaca. 19 girgen kısaca gidiyor aldı ege. Bu ara tabriklerdi ege. Vatandaşı şuna hangi duvarlar kıldıydı ege. Aşı mazırdı ege. Çok öyle kafa o hangi madde kafa kliniği vaziyet oldu mu az kim durdu sizin bunlar? Ne zaman zahmet bulur? Kafa aldım bulardım onu bir kez. Kafa bulardım. Fazla kafa bu videom. Fazla ne bu sayım ha? Şu ne tam ha? Demek şu bu ders. Bu ders. Herkese kafa buluyor olmuş. Aldım bulardım. Fazla kafa buluş. Adatı kilitli ucu. Ne mi olsayım? Ders. Ders. Yakında bana 20 bin dolar gelip, bu da hatamız bile, hata bu, 20 bin dolar geçtik, kampanya çıkıp kaldı. Yani, arasın hafa buluşum gerek. Ki, kalplarım lobe geldi ki, tuhta dedi. Kendi şunu öyle rastlattı kabul olamaz dedi. Sonra rastlattı, evet, gitti rastlattı. Kursa bu kulüp böyle kaldı ki. Hayır ki, hani yapılır ki sonuçta bana? Tez muvaffakat girişi burada. Şu tez muvaffakat giriş yollarında bilmem ay belki ben. Lekin doğru muvaffakat giriş yollarında bilemem. Bunun için ay belki birinci yolunda ben uyuyayım ben. Elbette şu bilim almış gerek. Bilim olmadığında fizik, matematik, kimya emez. Yani o şey biznes hakkında biznes menge bağlı çoğalık geçiyor. Biznes öğrenmiş gerek. Hazır biz şagirdlik projektini kıldık Aybeyke. Hazır günde ortaya 20 tane şagirdimiz var. 20 tane şagirdimiz bana planımız boyunca 100'ye çıkarmakçınız. Çünkü biz bunlarla IT bölümü, şartlama bölümü, avtomatlaştırış, HR, Bugatteri, hemen bölümler vurgat yaptınız değil. Bir yılda biz biznesmenle çıkarmalarımız onları. Yani başı etap şagird şu biznesi organik etapı reyane etkileri yaptı. 3 ayda şagird biznesi başkanış derecesi yetip geliyordu. 3 ayda. 3 ayda ilk ucu praktikayı koyuyoruz. Hatta biznesi bir bölümünü veriyoruz, takip ediyordu. Bu yan etik veriyordu. Bundan hem böyle maşinge koşunca rabişler ki bir son bir şey gerekiyor. Aldım düşünmezdim. Hazır çünkü yapmam. O şey usta sevdiğim davranı belirlendik. Faydaya Allah şerif koyuş gerekken. Şerif kalitesi bir anı çoğurarken. O siz düşünürsünüz bunu, düşünmeyizsiniz de biznes rovajdan bir de uğrarken o gerekken. Ben şimdi daha üçünü yapmam. Çünkü elde ustazlara mı yaptı? Yürgen sarımız üçü yaptı de. Bir çoğu dostu eşit geldi ustazlardan. Allah o zıra da vergen ekendi. Ben de versen onu da veremem. Bu Allah halesi bilen de. Bunu yazın gün var. Değil mi oluyor? Ay belki benim sizde sorularım var ki, kim hedefsiz sorular veriyor ben? O siz ne kadar buluyorsun ay belki? Tiz muvaffakat giriş için ki kanak kadarla basış gerek. Sizi fikiriyiz sadece bir izlenme girmiş var. Ver. Tiz muvaffakat giriş için insan dedik, ne yapacak bir dedik? Hani o tiz muvaffakat girişse bu arada. Tiz muvaffakat girişini böyle çıkarıp insan любой iş çıkılırken payda ihsan kılıçta organize gerek. Birincisi ihsan. İhsan kılıçta bilmezse biznes mufakat hakkında ölüm yok olursa. Şimdi şu çok insanlar da şuna kabul edip pülüm yok. Hatta ihsan kılıçta bilmem ki de ihsan kılıçta pülüm yok olursa diyor. Doğru sorun. Birinci sebep, tevessüldü o zeyn ihsan kılıçta. Avval tevessüldü kılıçta organize gerek.
Bundan keyin yaxshilikni o'rganishdir. Yaxshilikdan bitta inson ketadi. Har kuni kamida 3 ta insonga rahmat so'zlanishdir. Buni rejasini qo'ysan, bu o'sha ehson bo'lishni boshlaydi. Masjidga borib hozir ko'p narsa qurishi. Masjidga borib bir kun vaqtini sarfsin. Bir kun hisoblar. Zaten 10 kun daromad pulini oladi. Buni bilsin, bilasin. İkinci iş bu ota-onalarning roziligini olish. Ota-onaga shunaqa xizmat qilish kerak, ota-onaga qilingan xizmatdan ota-ona Allohning o'ziga sanga Alloh mehrini shukr, shu farzandni berganingiz shukr deb Allohning o'ziga aytilgan narsa bo'lsa. Shunaqa xizmat qilish kerak, ota-ona sizdan o'tib rozi emas, o'ta darajada rozi bo'lsa, ana undan keyin biznes qilish kerak, muvaffaqiyat degan narsalarni Alloh huzuriga qo'yadi. Kimki bu narsalarni qilishni tushunib olgan insonni kerak bo'lsa o'sha faqat kelib chiqmagan inson Yevropaga kelib chiqadi. Alloh kerakli insonlarni, kerakli resurslarni ham yo'lga yetkazib beradi. Faqat shu bir narsa. Endi bu narsa tushunishda ilm kerakda. Ilmni Alloh ham bergan inson. Yana qandek zo'r sport bo'lgan to'g'risi. Oldingida ko'ra zo'r sport bo'lgan. Oy, menga mana shu ilmni olish uchun aka qaysi kitob o'qish tavsiya qilasan aka? Mana ilmga mana shu tez muvaffaqiyat erishish uchun aka. Endi biz ko'p o'qiymiz-ku, endi biz tinglovchilar hammasi kitob o'qib bo'lmaydi-ku, 100 ta 50 ta o'qimaydi-ku. Keyin shu ikkita ko'zirini aytinglar, shu o'qib, sразу natija erishdi. Ikkita ko'zirim mana shu yengil, mana kitobda og'ir yengil hazirlangan kitoblar bor. Bodi, Babylon Bodi kitobi har safar aytadi. O, eng arzon kichkina kitobcha. Eng arzon kichkina, shu bitta o'qigan o'qib beradi kitob to'g'risi. Babylonning eng boy odam kitobi. Ikkinchisi Savdogarlar ustozi kitobi. O, Savdogarlar ustozi. U ham arzon kichkina kitobcha. O'zbek tilida bor. Shu kitobni o'qishni boshlagan inson ichimiz ilm dunyosiga Alloh sizga shu kitob qo'lingizga tushdi, shu kitobni o'qish boshladingiz. Tushuniki Alloh sizga berishni boshladi. Bu birinchi signallardan birasi hozir. Yo'q, aka, nima deb o'ylaysiz? 100 dollar pul bilan biznes boshlasa bo'ladi. Oydagi joyda zamon bo'lsa, 100 dollar bilan faqatgina shu sotuv bo'limiga borib ish etish tavsiya qilaman. O'zi mana shu 100 dollar siz ham qilsa bo'ladi-da, Oybek aka, qilaman degan odam. Nuqul bana Instagram'da bana yazatlı doğru sakin. Biznes pul olmasa bu neydi, bu neydi? Aka real ne bana? Adli 50-100 dolar bana. Real ne bana? Buram bir kafanaya işe girip, satı bölümüne işe girse, aka 10'da, 100'da, ünlüler aşı satı pul kısa bulandı aka. Özümüzden misal aka. Bana bizge işe girse, 2 ay, 3 ay real ne işlese, aka 10.000 dolar olsa bulandı. Yani hali 19 yaşında kız gördü. Mana realni kesin, realni mana ishlasin, 2 oy 3 oy realni sotuv bo'limida ishlasin aka. Bitta mashinani sovg'a qilamiz aka. Pastda mana любой kesin aka azizlar konsultatsiya aka, pastda mashina turibdi aka. Kaliti sotuv bo'limida turibdi. Realni natija qilsin, 3 oy 2 oyda 100 ta natija qilsin aka. Bitta mashinani beramiz, mana chiqib ketadi. Mana realni pul. 10.000 dollar pul bo'lgandan keyin uchinchi biznes qila oladi. Sredni. Mana shu yerda mana realni kim xohladi aziz konsultga boringlar. Kishi kelinglar sotuv bo'limiga. Shu. Kal turib turibdi. Pastda mashina turibdi. Keyin mana hayotda nima muhim deb o'ylaysiz? Bizda ko'pchilik diplomga tayyor bo'ladi. Diplom muhimmi yoki diplomdan berilgan ilm muhimroq? Oybekka, bizda menimcha diplom muhim deb odamlar o'rganib qolgani, bir paytlar sovet davrida juda ko'p diplomga e'tibor berishganda, diploming bo'lsa ishing taxt bo'lganda, endi hozirgi paytda mana prezidentimiz islohotlaridan keyin aka diplom ish bermay qoldi. Hozir yangi bilim ish beryapti. Bilimi yo'q odam diplomi zo'r bo'lsa ham ish bermayapti aka. Mana hozir respublikada eng katta o'qishga yuboradigan kompaniyalardan biri bo'lsam ham, men to'g'risi aytaman ekan. Diplom bilimga qaraganda kuchli emas. Diplomingiz bo'lib turib, bilimingiz bo'lmasa, aka, ishlamaysizlar mana bu joyda. Lekin diplomingiz bo'lmasa-yu, bilimingiz zo'r bo'lsa ishlasa bo'ladi. O'zimizning kompaniyamizga 1000 dollarga ijara olyapmiz. Eminda o'sha marketolog bo'lyapmiz, aka, diplomini so'ramayapmiz.
Çünkü bilimi olsa bol da ki alıyoruz. Az çünkü hem teknolojide olsa HR, market olur, zorlar olsa canlı olalım bizden ki. Ay belki neyse sizin sorularım var ki. Peki, bana terbiyesi bundan şunlanıyamsınız mı ki? Fakat o yüzden bana bilim alıyamsınız mı? Ya bana ailede, ayağınızda, ferzendinizde, vakt aziyatı bunlarla bilim alıyamsınız mı ki? Biz de yerkenlerimizde bir tane koşumca kılamana ki, biz de prinsip vardı. Hatun üyde otur. Ülkeye çıkmayın sen, bilim alışın şey yapmayız. Aykenin makarı bu oldu. Siz kanda karayı düşünürsek abi belki. Ben doğrusunu etsem, ayol kişimle. Ayol kişi akıllı bir işler biraz. Doğrusu. Ayol kişinin akıllı bir kişi, yerden cevap alın. Peki ayol kişinin doğum olması, yerden kral falan. O zaman ise kral edecek. Ayol kişi ilim alış gerek, başka ilimden hayat ilim alış gerek. Psikoloji ilimlerinin derslerinin doğrusu, aile münasılları ilimlerinin derslerinin, arzat terbiyesinin ilimlerinin derslerinin. Ben hatta ki uzunluğu yapmamıştı, Storrs'ın zaten Norbeck'te kursu gibi 8 aylık arzatı var. Kursu gitti, ayarım yedim, böyle okuyoruz. Bana ne maklendi oldu? Bana ne maklendi? 1 saatli ders işte, yaş böyle 8-9 aylık, 1 saat, 2 saat kuleydi böyle. 2 saat, 3 saat, biz hatta şu an maç bile kefetimizi geri yapıp oranız. Yerli engeller yürü orada, adı vardı, hemen adı arkadaşlar. Peki 10 gün şu maktırdı, ayağını okuyordu. Ayağını okuyordu kendine, işinizi de ki, netice, ben 2 dirijinin maksadını gibi 3'a dirijim. Yani 2 işte Maribor'a Recep oynadı. 3 ay sonra düşünür sanatlar işte. Hazır bir payette bize şunu yapıştık işte o. Ayağını ben düşünürsün başlarda işte o. Neresi giriş için evvel Allah'tan sonra şeydik ki, maksat yanlış gibi değil, yazılı bozul iş gibi bu. Çünkü ben tavsiye yakalardım, benim için bulup, abizatimi, ayol kişi doğru indi, her zaman imkanı bulup, training yok ki yani, yaş bulası bulup, ki daim o arzantılarından ağırlık buladı. Hiç olmazsa kitap okuşum geledim, yaratı bir iş gerek. Yani kitap okuyurken kayıtta, bence kitap okuşum olması. Çünkü yerine ben vakti şunu yapıp aldım. Bir soru hakkı alıştı bence. Soru çekip ayıttı. Hani yapalım şu yerine çıkıştım diye. Elimi çıkarmayan ben. Hani vermeydi, o vermeydi böyle yapıp ayıttı. Bu soru yapıp ayıttı, ayağımı alıp dedim. Eşitir oldu. Ben ettim. Hâlesi mi dedim, yeriyse dedim. Kolleyizde oyun ettiriyorum dedim. Başka her şey izledim. Pürlü ses pürlü verin. Ne ben siz hem yolda verirsin ama hayat öyle. Var bir de ustalık yeter tercih verse ben 2-3 kitabı okup çıkıyorum. Yani. Başka kitapta okursanız iri izi, kol izi oyun edersinizdir. İri sizi hala yeniden sitap verirdin. İyi kızı var. İri izi oğuzu hem siz hem bahtlı görürsün. Yeniden ki o zaman ayarlı 3 kitapta okursa başladı. Allah gibi yeniden şükür. Ben de işin yenilerini başladı. Evet. Doğrusu, çocuğum. Arsan, o şey kitap dinliği içinde. Arsan, terbiyesini de o şükür verirken. Aile bir nasıl verirken, kendi yakalık yerine kursağı kalıp, uzunluğu kursağı kalırken. Sırtını ayrı bir başka. Demek, birinci orunda tavsiye edilen dersiniz, Mirza Kerim Norbekov'un Tintek'in tecrübesi kitabı. İkincisi, ilk önce burası, derski belli ayarını olmuş. Ben de sizden oynayayım ben, ekleri oynayayım. Doğrusu. Yani karantin bu geldi 2019 yılı. Şu Kazakistan'a yuvar geldiğimizde. Siz de biliyorsunuz siz, Ayoliz, Akbar Eken. Bir de sorunlu doğru kek o geldi. İyi o kadar erken payetimizde. Ben de hayalimde siz Ayoliz'e. Akbar Eken hayalleri yapmış şeyler bilişer. Ki yaptığın yapıştır. Şunu yapmayın ki, ulan umur sen düşünmezsin şunu yapar. Ben de size Rusçanı bilmeyizler mi sen? Yok işte. Peki Rusça dersi oturttu. Peki Rusça dersi oturttu. Mertim. Suazı hani hiç öyle yaşadıysa? Her dediğinde gitti işte geldi bu şeyler. O gene o yarın devirlerden kırmızıdan kazandan sonra oraya yapmadım. Ben o şeyde okuyorum. Maçlar mı aldım? Davat girdim. Ne bir Rusça'nın dönmesi yok. Bir de dersi otursun. Dur oraya gittim. Bana hani başı dersi 3 yıl oldu.
3 yıl oldu, o'tgan yili o'sha Akbar akamga Dengiz brendi asoschisi Akbar akamga mini master klassi darsda, o'sha 5 kunlik darsda o'tirganimizda ayollar chiqib savol berdi. Rus tili tiniq gapirib savol berdi. Tiniq gapirib savol berganda men Akbar aka, Akbar aka o'sha ayolmi dedi? Yo dedi. Kitap aldınız mı? Sen hava dedi. Şöyle dedi. Şöyle bilmez. Yüzü aynı sevgilisiyle bana uygun dedi. Yani niye kızı var? Ben dedi. Ha, bir var ya dedim. Dengiz bana dedi. Dedi. Beş yıl oldu. Yani. Yani bana kattı. Kattı dedi. Yani. O zaman yine bak geldi. İşte ben dedi. Başta biznesde kendi yetişen sakinlerle. Şu bana ayolunu kışkoş edildi. Allah kimi kaç. Şu 2-3 yıl içinde de 5 tane filial. 5 tane 6 filial işte oldu. Уж давно писать не видим. Кёрч, они его росли, я прошли, я прошли, я прошли. Машин тоже сказал, я его. Зем, барвен, бетон, фок, как тебе целый, да, ты говорил, миллион компаний, я сейчас хрен, бары, сады, я вообще. Я знаю, что вот. Крут, сабаб, что на ой, я бы был, я бы был, потом на майором, на крут, на сен, сабаб, что на майором. Шиор, да, и я бы был, я уже отдал на майором, что сам творог, мы не реальный контакт, что я бы был. Бертон, он говорит, сал, сал, вот, я бы был, потом сразу кутарал, да, я сразу бит елкадан ko'taradi. Mana yana nima saqlamaydi. Bu yorat vaqtida insonlar ishmazlarga. Uchalaga. Hop, endi mana shuncha biznes qilyapsiz, shuncha ishlar qilyapsiz. Sizni bosh hayot sizning faqat yerishingizga sababchi 3 ta insonlar. Sizlarga bilasiz, sabab bo'lasiz. Ailelerin boşayıp boşmayın. Şimdi aile adamlar bu oynamazsan durma anı sabahmış bunlar. Bunlardan taşkar, aileden taşkar. Aileden taşkarı birincisi, eğer insanlar hakkında yaklaşabiliyorum olsaydık, birinci sabahmışsı bu hamdolum Rubik. Yani Rubik, ben şunca gençlikler, şu insanlara bir yer basıp ötken ben. Birinci, şu Rubik tutularım ben. Yani çünkü hem iş yorumlu duran şu insan. Hem iş yorumlu duran. Yakış gününden yorumlu durun demek ki. İkinci sebepçi, bu bana hazır Aziz Konsultant'ta bana direktör bu işle vardı, Ahtiyar Bey. Yani ikincisi Ahtiyar Bey. Üçüncüsü Mücay Damiyo, üçüncüsü şu komanda Bey ki. Yani komanda. Çünkü üçüncüsü şu yani kulüpte, yani bitti komanda. 300 tane komanda. Yani başka insanlar hazır yani muvaffakat girişim, ailemden taşkara kampanyanın milyonga çıkarıp uçgap durgan insanlar şu anken madmen sayı, ular. Ular, şunlar sana kıyam için ayda başında oturup ben de. Ben de sana olursam. Harika gözüküyor. Şuna kadar insanlar var mı sizin hayatınızda? Ayşe, o zaman sizge ciddi miydi? Fayda ekledim ben ziyon keltirgan va o'sha xafa qilganmi, ziyon keltirganmi, nimadir sizga ko'nglingiz og'ritganmi, lekin sizni muvaffaqiyatga sababchi bo'lgan o'sha inson. Shunaqa inson bormi? Bor edi. Endi muvaffaqiyatga erishishga xafa bo'lmasdan erishtirgan insonlar va avvalambor ustozlar, mana Ibrohim bilan ustozim bor, Said Murod Abdulla ustozim bor. Siz benim ustozlik qilgan Sobiyaga, men yana sizni hurmat qilaman, benim ustozlik qilgan sizga. Yani men sizni ko'p ko'raman Sobiyaga. Yani videolaringizni hammasini ko'rib chiqqan men aka. Hammasiga like bosib chiqqan podpischingiz. Do'stlar, biz bir-birimizga ustozmiz, do'stlarimiz. Zo'r. Endi bari yana ustozlarimiz bor, lekin menga hali kimdir o'sha qachondir tashab keldi yoki men qanaqangidir bo'l berib ham menga real ustozlar qilganlar bor. 2019 yılında iki de ben çok yaş görüyor şagirdim bu arada Öbeyke. Ben yani yaş görüyorum. Bu şagirdlarımız diye bir kırık uygulandık. Bir yıl ürgat kendim. Lekin avariyeye düşkanımdan giyip bu golü de sindi de durup kelas teşekkür etken ekemeyle. Yani bittası tabi okurak, bittası kinirak teşekkür etken ekemeyle. Yani tasar ekemeyle. Uşanda ben elbette muvaffakat girişemem. Ular meni sindi deb o'ylab tashlab ketdi deb turib, menga yaxshi motivatsiya bergan ekan. Endi sizga o'sha qilingan og'riq chechimidir, yaxshi tomonga bergan. Yaxshi tomonga bergan. Men hovlarda xafa emasman.
ularga sraz aytaman, bolalar maslahatdan xabarmasman. Maslahatlarni kechirganman. Mariyan kechirganman sizlar. Ahrobek, Najmiddin, Mariyan sizlar kechirganman. Men ko'rganlaringda uyalib, tortinib yubaylar. Mariyan sizlar kechirganman. Maslahatga rahmat aytaman, o'sha paytda meni hayotimga kirib, shunaqangi darajada noto'g'ri ish qildim. Qip, shu menga dars berib ketganlaring uchun men sizlardan xursandman. Xafa emasman sizlardan. Men sizlarga kechirganman. Jonlaringiz omon bo'lsin. Sağ olasın. Zor suflat oldu. İlham Ege. Allah'a teşekkür ederim. Sağ olun Ege. Teşekkür ederim. Ben düşeyim ben. Siz bilirsiniz de insanlar. Tanışken de bilirim. Hayırlı insanlar. Orası yani intervülerimiz burada. Dostlar yani intervülerimiz burada. İlham Ege. Güneye kustu. Ne dedi? Bunca vakit içinde çok ne informasyonuz. Yağlı yağlı informasyonlar zorladık. Lakin kimga qanaqa mavzular qiziq bo'lardi? Kommentariy yozib qoldiringlar, fikringiz yozib qoldiring, chunki fikringiz bizga juda katta qiziqish bo'ladi. Ana bu bepul bo'lgan narsani bosib qo'yinglar. Buni bizga bir tiyinli foydasi yo'q, biroq shu videoning ko'proq tarqalishiga sababchi bo'ladi. Va nima fikringiz bor? Qanaqa savolingiz bor? Keyingi safar yana intervyu qilayotgan paytingizda qanaqa savolga javob olgingiz kelardi? Orbekka bitta qo'shimcha bor ekan. Hozir sizning kuzatuvchilaringiz ichida biznesmenlar ko'pmi? Bor. Kengaga qanaqangidir topshiriq bersangizda, shu biznesmenlarga qaysidir shu topshiriqni bajarsa-da, bizning ikkinchi kompaniyamiz bor, Project degan. Shu biznesmenlar biznesini va sovg'a qilaman, bittasiga avtomatlashtirib beramiz bepul aka. Qanaqadir shu konkurs uyushtiring, shu bitta bizdan foyda bo'lsin shu. Bir kishiga ya'ni avtomatlashtirib beramiz biznesini. Ya'ni bo'ldi, avtomatlashtirish senlar so'rayapsiz. Da, avtomatlashtirish deganda Bitrix o'rnatib sotuv bo'limini sistemaga tushirib, CRM tizimini o'rnatib beramiz. CRM tizimi. Ha. Mana bir kishiga qani shuni ayting, mana shu xizmatni bepul qilib beramiz. Xizmatini. Xo'p, bunday qilaylik. Bitta postalashimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, sizning Instagram sahifangizda bitta qaysi hozir Instagram sahifangizda bor bitta postani. O'sha videoni tayyorlab ko'rib turib biznesin bor degan hashtag bilan. Nima deydi meni Instagram? Keyin shu YouTube postlar bor, yo Instagram sizikida. Chunki sizning podpisichilaringizga bitta mandan bitta YouTube bo'ladi, aligida va sovg'a bo'lsa. Yo'q, men o'shunda imini shu videoni shu joygacha ko'rganligini aniqlayman. Aha. Va bu narsani bu insonlarni men sizning Instagramingizga salaman. Instagramingizni ochib bitta video tanladik. Agar biznesi bo'lsa, biznesni sistemalashtirmoqchi bo'lsa, shu Ilhom Berinqulovni Instagram sahifasiga obuna bo'lib, Instagram sahifasidan bitta video tanlasin, o'sha hozir tanlaymiz. Mana. Videolar ko'p, biz imini bittasini saralaymiz. Buni oxirgisini tanlaymiz mana bugun chiqqani. Umid Ishmuhammedov bilan suhbat degan bor ekan. Umid Ishmuhammedov bilan qo'yilgan video bor. Hozirgi qo'yilgan siz qaysi paytda ko'rasiz bilmaymiz u. Bu konkursni qachon qilamiz, qachon tekshirib ko'ramiz. Qachon desangiz aka? Bizga ma'qul yo'q, mayin deb bilaylik aka. Sizda hozir obunachilar soni sizga obuna bo'lgandan keyin va shu narsani ko'rib turadi. Obunachilar soni 16600 ekan. Bo'ldi, 20 mingta obunachilar soni qilganimizda biz Umid Ishmuhammedovning videosini topamiz. O'sha yerda hashtag biznesim bor degan hashtagda yozilgan insonlarni ajratib turib va mana shu insonlardan bittasiga mana shu yerdagi xizmatingizni bildirib berasiz. Vah, zo'r. Uni aniqlab olamiz-a keyinchidan. Uni random orqali endi nimada programmalar bor? Random bor. Saytda mina hashtag insonlarni ko'ramiz. Inson obuna bo'lgan bo'lishi kerak sizga. Va shu biznes bor degan hashtag yozgan bo'lishi kerak. Bo'ldi, shu bilan o'sha insonni biznesi haqiqatan biznesi ham bo'lishi kerak insonni. Biznesi bo'lmasa bu hashtag yozish foydasi yo'q to'g'risi, chunki yo'q narsa nimani aniqlashtirib berasiz. Biznesi bo'lsa, biznesim bor deb yozib bersa, u qo'lingizdan kelgancha avtomatlashtirib olib berasiz. Bo'ladi. Bo'ladi aka. Rahmat. Sog' bo'linglar sizlar ham. Shu ko'rganlaringizga rahmat. Fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Sog' bo'linglar.
Rahmat.